Filler tepişirken olan çimenleri olur diye boşuna dememişler. Kimmiş o filler? Kim olacak? Amerika ile Irak. Çimenler de biz oluyoruz. Nasıl yani biz oluyoruz? Sen, ben, bizim çocuklar, bütün Türkiye. Bak, her şeye zam gelmiş yine, vergi gelmiş. Ya ne şanssız bir ülkeyiz ya. Tam düzeleceğiz, savaş çıkıyor arkadaş ya. Ya niye çıkıyor bu savaş şimdi durduk yerde ya? Allah Allah, ne bağırıyorsun bana ayol? Ben mi çıkarıyorum savaşı sanki? Vallahi cepte var 300 milyon Şükran Hanım. Eğer iş çıkmazsa hapı yuttuğumuzun resmidir. Mehmet, şekerim istersen sen sabahları gazete okuma. Çünkü gazete sende sinir yapıyor. Yapar tabi. Yarın pazara giderken parayı alamayınca sende de yapacak. Parasız pazara gidilir mi ayol? Orası beni ilgilendirmez. Bana hiçbir şey sorma, para da isteme. Bak, benden para isteyen yanar, söyleyeyim ben. Abi. Ya, babamdan para istemem lazım. Para durumu nasıl? Sıfırın altında -30. Ne yapacaksın ki sen parayı yine? Aa, ne demek ne yapacaksın abla? Sanki para ihtiyacı biten bir şeymiş gibi. Dershane taksidim geldi, onu yatıracağım. Kaç para? 100. 30-40 daha açlık desen yuvarlak 150 işte. Yine üniversite harcı mı diyeceksin? Daha parlak bir fikriniz yoksa evet. Hadi ya. Bizim araba da tamirde, ona da 200 milyon lazım. Bizim araba da ailenin 5. ferdi gibi ha. Bizden çok para harcıyor. Ben babam çıkmadan bir çıtlatayım bari. Ben de çıtlatayım o zaman da, sinirleneceği varsa ikisine birden sinirlensin. İki iş olmasın adama. Vallahi şu an paraya ihtiyacım olmadığı için öyle mutluyum ki. Hazır olun Şükran Hanım. Bu paralar bittikten sonra sizin bileziklerle bir görüşmem olacak. Olamayacak canım. Çünkü onlar bir süre önce zaten kuyumcu ile görüştüler. Ne? Nasıl ya? Bozdurdun mu? Ben bozdurmadım. Telefon faturasıyla yakıt parası bozdurdu. Doğru ya. O telefonu da kapattıracağım zaten. Bilmiyorum sanıyor ama hep İpek'in internetinden şişiyor fatura. ne var? Ne oluyor? Ben masumum baba, bana bakma. Siz? Şey... Öğrenci harcını yatırmam gerekiyordu da baba. 150 milyon lazım. Ya. Ben de arabayı tamirden alacağım da baba, bana da bir 200 milyon lazım babacığım. Bütün insanı yorar, gizliyi saklıyı, haksızı
saklayıp acıyı tatlıyı en son baba duyar. Made in Turkey. Ya daha geçen ay yatırmamış mıydık biz bu harcı? Geçen ayki kitap parasıydı baba, bu ayki öğrenci harcı. Yani eczacılık fakültesi değil, hortumculuk fakültesi mübarek. O Kadir eniştemin gittiği fakülte baba. Canım neyse, varma çocuğun üstüne. Kolay mı zannediyorsun üniversitede okumak? Evet baba, kolay mı? Kolay efendim, kolay. Okumak kolay da ödemek zor. Hadi çocuğum hadi. Sen de git de bir an önce üniversite harcını yatır. Hadi, hadi. Al sen de şu 100 milyonu ver Bekir Usta'ya. Öbür geri kalan 100'ü de sonra veririz de. Hadi. Peki baba. Sana bir kahve yapayım mı baba? Yap kızım. Acı olsun. Tamam baba. Dertlenme Mehmet. Bir yerden gider, bir yerden gelir. Bugünlerde hep gidiyor Şükran Hanım. Hiçbir yerden geldiği de yok. Bu hayat pahalılığına para dayandıramıyorum. Yalnız biz öyle değiliz ki, herkes o durumda. İyice batmadan Defne'yi mezun edebilsek bari. Ederiz, ederiz. Sen merak etme. Siz de pek rahatsınız Şükran Hanım. Daha 3 sene var, 3. Koskoca 3 sene. Böyle her ay 200-300 de çarp bakalım kaç para tutuyor. Öyle ederiz ederiz demekle olmuyor bu işler. Allah Allah, öyle deme böyle deme. Mehmet, moral vermeye çalışıyorum. Moral değil efendim, moral değil. Para lazım, para. Moral değil. Nereye gidiyorsun sen? Kız sana kahve yapmaya gitti. İçmiyorum kahve mahve ya. Ayol sabah sabah bağırdı, çağırdı, estirdi, gürledi, çekti gitti. Sanki zamları ben yapıyorum. Ay benimki de öyle, benimki de öyle. Dün akşam kavga ettik. Aa, siz niye kavga ettiniz? Ay niye kıvırcık salata almıyormuşum da göbek salata alıyormuşum. O daha ucuzmuş. Pırlanta gibi göbeği attı balkondan aşağı. Vallahi şekerim, bu hayat pahalılığı, bu savaş herkesin sinirini bozdu. Benim de işlerim iyi değil. Hiç gelmiyor elbise siparişi. Sen artık diksen diksen asker elbisesi dikersin Şükrancığım. Ay doğru söylüyorsun vallahi, bu gidişle öyle olacak. Merhaba anne. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş. Annem bana kedi almıyor anne. Ne kedisi? Yavru kedi. Ay ben kediye nasıl bakacağım anne ya, kedi diye tutturdu. Sen dua et kedi diye tutturdu. Defne bu yaştayken kanguru alın diye tutturmuştu. Aa, sahi mi? Nasıl kandırdınız peki? Biz de o zaman bir kedi almıştık Defne'ye. O zaman ben de kanguru istiyorum. Ay anne bravo ya. Yangına körükle gidiyorsun sen de. Ah pardon. Kadir. Bak. Hemen Antalya'dan buraya dönüyorsun Kadir. Aa, dönmedi mi Kadir Antalya'dan? Dönmedi. Bulmuştur hortumlayacak birini. Yoksa çoktan dönerdi. Ben kedi istiyorum. Ay başlatma şimdi iş fırsatından Kadir. Ya burada kazanamadığın parayı orada nasıl kazanacakmışsın? Kadir bak hemen eve dönüyorsun. Ay neden hep dönemem? Bak Kadir sen evli bir adamsın. Ve orası turist kaynıyor. Kapatma telefonu. Kadir kapatma. Kadir. İnanmıyorum. Ay bu adam beni deli edecek. Bulaşık yıkamak ister misin abla? Rahatlatır belki. Ben kedi istiyorum. Ama Ceren'cim annen haklı. Evde kedi beslemek kolay iş değildir. Niye ki? Her yere tüylerini döker evladım. Döksün. Yenileri çıkar. Ama çocuğum kedi bütün koltukları yolar. Sonra et pişirirken hiç rahat bırakmaz. Kapıları tırmalar. Elini yüzünü de tırmalar. Çirkin bir kız olursun sonra. Olsun. Ben kedi istiyorum. Aslında bir kedi olsa ne kadar güzel olur. Merhaba millet. Hah, işte bak teyzen geldi. Sana kedileri anlatsın. Ben kedi istiyorum teyze. Aa ne güzel. Söyle annene hemen alsın bir tane. Ama bak kanguru diye iste. O zaman hemen alıyorlar. Kaç gün oldu enişten gideli abla? Tam 4. Ya konuşmayalım şu adamdan, sinirim bozuluyor.
Sen anlat, ne yaptın? Neyi? Hani internette tanıştığın bir adamla buluşacaktın ya. O mu? Ha. Yaşlı kadın kızına girmişsin ha, onu görmek için. Girdim ama işe yaramadı abla. Aa, neden? Çünkü galiba o da yaşlı adam kılığına girmişti. Yaşlı bir baştan anlatsana. Ya şimdi ben pardösü falan giydim, tamam, yaşlı kadın olabilmek için. Ondan sonra gittim, çocukla buluşacağımız masanın biraz uzağındaki masaya oturdum. Sırf onu görebilmek için yani. Sonra? Sonra yaşlı bir adam geldi kafeye. Garson başka masa olmadığı için getirdi onu benim masama oturttu. Merhaba. Merhaba. Buyurun amcam. Boş yer yok mu evladım? Bir tek şu masa var, o da rezerve amcacığım. Ay Allah! Bir çay içecektim ama. Gel amcacığım, seni şu teyzenin yanına alalım. Ayıp olmasın evladım. Ne ayıp olsun ki amcacığım, yer boşalınca geçersin. Teyzeciğim, bir mahsur yoksa amca bey oturabilir mi yer boşalıncaya kadar? Bir sürü boş yer var evladım. Onların hepsi rezerve teyzeciğim, oraya alamıyorum. Peki evladım, buyursun, otursun. Buyursun. Sağ olun efendim. Estağfurullah. Amcacığım, çayın yanında başka bir şey ister misin? Yok evladım, sağ ol. Bakar mısın? Tamam, çayım gitti. Ben bir çay istedim. İkimiz de diktik gözlerimizi, üç numaralı masaya bakıyoruz. O muydu peki? Nasıl anladın? Anlamadım ki. Önce biraz oturduk öyle birlikte. Ondan sonra havadan sudan konuşmaya başladık. Buyurun amcim, afiyet olsun. Sağ ol evladım. Masa da boşalmadı hiç. Önemli değil efendim, boşalır, boşalır. Birini bekliyorsunuz galiba hanımefendi. Benim de torunum gelecekti. Ayakkabı almaya gidecektik. Öyle mi? Ben de benim torunu bekliyordum. Bu ne tesadüf. İşi çıktı galiba. Ben en iyisi kalkayım. Siz bilirsiniz. Ben biraz daha bekleyeceğim. Aman efendim. Lütfen, size rahatsızlık verdim. Müsaadenizle çaylar benden olsun. Estağfurullah. Olmaz, olmaz. Rica ediyorum hanımefendi. Peki. Teşekkür ederim. Ziyade olsun. Sağ olun. İyi günler. Size de iyi günler hanımefendi. İhtimalle oydu. Niye çıktın o zaman? Ya dönseydin ya geri İpek. Ne bileyim, çekindim işte. Ay İpek, yani kime çekti senin bu huyun bilmiyorum ya. Bak, annemin dediği kadar varsın, bu gidişle evde kalacaksın sen. Ay sen de başlama abla. Evde kalmak kötü bir şey mi? Hiç değilse kafam rahat. En azından kocam beni bırakıp Antalyalara gitmiyor. İpek, bak yine hatırlatma. Ne olur şu adamı hatırlatma bana. Hadi kızlar, kalkın salatayı hazırlayın. Neredeyse abinizle babanız gelir. Yemekte ne var anne? Dünden kalan pilavla bezelye var çocuğum. Yetecek mi onlar anne? Ablanla Ceren kalsaydı ilave bir şey yapacaktım ama o bize yeter. Ben baktım. Aa, hoş geldin baba. Merhaba Sinan amca. Geç. Merhaba. Ya Mehmetciğim, ne gerek vardı? Ben dışarıda bir şeyler atıştırırdım. Ya olsun Sinancığım, olsun. Dışarının yemeğiyle ev yemeği bir mi ya? Şükran, bu Müjgan'la kızı İzmir'e mi ne gitmişler? Ben de Sinan'ı bize yemeğe getirdim. Ha, iyi yapmışsın canım. Hoş geldiniz, buyurun. Ben de bizim Hasan'ı davet ettim anne. İyi yaptın, hoş geldin çocuğum. Valla kusura bakmayın Şükran Hanım, rahatsız ediyoruz ama Mehmet Usta çok ısrar etti. Aa, rica ederim, olur mu? Buyurun lütfen. Ya Sinan, yiyeceğin bir kap yemek amma inceldin ya. Hani yemek olmasa neyse, geç. Valla kurt gibi acıktım ben de. Ben de çok acıktım ya. Ne var yemekte anne? Önüne gelince görürsün çocuğum. Ha, görürsün, hadi gidelim.
Hadi Defne, İpek mutfağa. Madem bekar kaldın, böyle bir tek bir şey de atarız ha? Vallahi hiç fena olmaz. Aman aman yani, şu baban da hiçbir zaman haber vermez misafir getireceğini. Dolapta tavuk var anne, suyuna da bir çorba yapıveririz. Yeter mi ki? Ay, istersen onu bir tavuğa soralım anne. Ay, içeride aç kurtlar ordusu var, bu hala espri yapıyor ya. Vallahi haklısın anne, Sinan amca neyse de Hasan'ı nasıl doyururuz bilemiyorum yani. Hadi ver oradan kolum çocuğum, sen oradan pencere çıkar. Domatesle yağ da çıkar bana. Hadi bakayım. Anne, 5 tane kolum yok ki. Dilim var ya, dilin kolundan uzun maşallah. Araba kaça patladı Mehmet Usta? Valla 200'e hallettik Sinancığım. Bekir Usta sağ olsun. Valla sen şanslısın. Benim jipin yalnızca sinyali 300 milyon. Ama görsen ön takımlar yağ gibi oldu böyle. Yağ tık çıkmıyor. Senin oğlan da hoyrat kullanıyor galiba biraz. Biraz mı? Biraz daha. Senin jipi ver, 2 günde külüstüre çevirsin. Trafik canavarı var ya hani, o trafik canavarı. İşte o bu evde yaşıyor. Merak etme Hasan. Ben seni çalıştırırım oğlum direksiyon sınavına. Hem biliyorsun ne kadar iyi şoför olduğumuzu. Vallahi çok iyi olur abi çalıştırırsan ya. Çok az kaldı sınava. Ya 10 gün var oğlum. Bak ben seni 10 gün çalıştırayım. Formula 1'i bile kazanırsın vallahi. Araba kullanırken buna bir cesaret, bir güven geliyor. Yanında bir yere gitmeye çekiniyorum. Yani çarpacak diye korkuyorum. Bak oğlum, bu araba kullanma işinde en önemli şey kendine güven, cesaret. Öyle çarpacağım falan diye korkmayacaksın. Yok abiciğim, yok, ben kendime güvenirim zaten. Korkmam ben öyle şeylerden. Abi, ne zaman başlayacağız peki? Ya yarın işten sonra alalım bizim arabayı, gidelim pazar yerine çalışalım orada. Tamam abi. Aman sakın babam duymasın ha. Zaten yeni yaptırdık arabayı, bir şey olur diye korkar şimdi. Sen hiç merak etme Mustafa abi. Orta Doğu ve Balkanların en usta acemi şoförüyüm ben. Çorba alırsınız değil mi Sinan Bey? Ben alırım Şükran yenge. Çocuğum sana da soracağım. Alırım Şükran Hanım. Güzel görünüyor. Kremalı değil mi bu? Kremalı mı? Yok, düz çorba. Kremalısı da güzel oluyor. Mehmet Usta, geçen gün golf kulübünde bir kremalı brokoli çorbası içtim. İçsen bayılırsın yani. Üzerine de böyle parmesan peyniri rendelemişler. Ben peyniri kahvaltıda seviyorum. İlahi Mehmet Usta. Karabiber yok muydu? Burada Sinan abi, al. Değirmen yok mu? Değirmen mi? Ekmek var masada Sinan amca. Siz kendiniz mi yapacaktınız ekmeği? Vallahi değirmenle uzun sürer diye biz direkt fırından alıyoruz. Yok canım, ben karabiber değirmeninden söz ediyorum. Tohumundan böyle kendiniz çekiyorsunuz. Artık lüks restoranlarda hep böyle yapılıyor. Bizim evde de tabii. Hem daha taze oluyor hem daha güzel oluyor. Vallahi Sinan abi, benim için fark etmez. Oğlum dur, bize de bırak ya, bitireceğim ya. Sinan amca, ne zaman geliyor Müjgan teyzeyle Pelin? 1-2 gün kalırlar herhalde. Bu Çağdaş Kadınlar Kulübü'nün toplantısı mıymış, neymiş? Evet, karabiber değirmeni aldığımız gün Sinan Bey, ben de o kulübe üye olacağım. Ekmek alır mısın Sinan abi? Normal ekmek değil mi? Evet. Yok, ben almayayım. Damağım alıştı artık cevizli ekmeğin tadına da, normali. Aslında bu tavuğu soya sosuyla yiyeceksin. Ya da ne bileyim ben, pesto sosu falan da olabilir. Çok güzel bir lezzet veriyor tavuğa. Vallahi çok şanslısınız Sinan Bey. Pesto sosumuz dün bitti. Neyse, o zaman hardal alayım biraz. İpek kızım, Sinan amcana hardal ver. Hardalımız yok baba. O da mı bitti? Hay Allah. Olur canım, insanlık hali. Vallahi ben tavuğu böyle olduğu gibi seviyorum. Hiçbir şey olmayacak üstünde. Ya Hasan, sana tavuğu canlı versek onu da yiyeceksin. Salata alır mısın Sinan amca? Alayım Defneciğim. Biraz da balzamik sirke rica etsem. Ne sirke? Balzamik. Ha, balzamik. O da güzel tabii ama biz normal üzüm sirkesini tercih ediyoruz. Yok, ondan almayayım. Sağ olun. Hay Allah. Bunda dereotu varmış. Biz hep koyarız Sinan amca.
Neyse canım, önemli değil. Sağlık olsun. Ayıklayıveririm. Defne, hadi yavrum dolaptan buzu getir de içelim bir iki kadeh. Hemen baba. Ben de şu tabakları götüreyim. Ben de yardım edeyim. Al kızım, al. Bunları da sen getir. Hadi. Aman yani sinir oldum. Ayol burası Çin lokantası mı? Abuk subuk şeyleri sinip duruyor bu adam. Aman anne, bilmiyor musun Sinan abileri? Bayılırlar bildiklerini satmaya. Kötü niyetinden değil yani. Ne yani? Ben bu saatten sonra, bu yaştan sonra şimdi şey mi öğreneyim? Yeni bir lisan mı? Ay hay Allah! Pesto sosumuz gerçekten bitmiş. Ben de şaka yapıyorsunuz sanmıştım. Bana bak Defne. Hasan, doyduysan hadi biz içeri gidelim. Doydum gibi abi. Oğlum patlayacaksın, patlayacaksın. Ustacım afiyet olsun. Hadi afiyet olsun Tosuncuk, hadi afiyet. Sinancığım, hayat pahalılığıyla aran nasıl ha? Gerçi senin gibi adama sorulmaz ama. Niye sorulmasın Mehmetciğim, biz başka ülkede mi yaşıyoruz ya? Hayır canım, yani senin CNC tezgahın var ya, hani arada bir para basıyordur diye. Hadi bakalım, hadi. Ya Mustafa abi be. Yarın çalışacağız değil mi sizinle babayla? Ya Hasan. Bağırmazsan çalışacağız tabii. Yani babam duymasın. Avaz avaz bağırıyorsun ya. Pardon abi ya, pardon, sustum. Abi çalışacağız değil mi ya? Çalışacağız, çalışacağız. Abi büyüksün ya. Vallahi inanamıyorum ya. Ehliyetim olacak ya. Sol şeridin kralı olacağım olur, ben. Olur tabii. Oo, ehliyet alacağım. Ya buz nerede kaldı Defne? Ya Defne dedin de aklıma geldi. Bizim Erol'la beraberdik geçen. Erol? Tanımazsın sen. Büyük bir ilaç fabrikasının mali müşaviri. Çalıştığı şirket eczacılıkta okuyan başarılı öğrencilere senede 5.000 dolarlık burs veriyormuş. 5.000 dolar ha? İyi ya. Bizim kıza da versinler. Ben de onu diyorum ya. Ben konuşurum. Ayarlarız belki. Yalnız not ortalamasının iyi olması lazım. Yavrum. Efendim? Senin okuldaki not ortalaman kaç çocuğum? Not ortalaman mı? He. Niye merak ettin şekerim? Düşük mü yoksa? Yo, gayet iyi baba. 80-90 falandır. Yeter mi 80-90? Yeter yeter. O zaman yarın hemen fakülteden bir transkript alsın, ayarlayalım bursu. Burs mu? Burs mu? Burs işte canım. Sinan'ın bir arkadaşı ilaççıymış. Başarılı öğrencilere 5.000 dolarlık burs veriyorlarmış ya. Yarın al o dediğinden. Neydi? Transkript. Transkript. Yok, bence bilmediği şeyleri alıp getirmesin okuldan. Ne bileyim, pis olur, bir şey mikroplu falan olur. Ne pis değil, ne mikrobu Şükran Hanım. Transkript, not ortalamasının olduğu resmi bir belge. Ya bunun da ev kirlenecek diye ödü patlıyor ya. Duydun mu kızım ne alacağını? Duydum baba. Bir de senin gelir belgen lazım Mehmet Usta. Çok varlıklı ailelerin çocuklarına vermiyorlarmış bu. Uydururuz canım bir şeyler. Zaten varlıklı olmadığımız ortada. Baksana bir petato sosumuz bile yok. Sen o belgeyi unutma, tamam mı kızım? Unutmam baba. Vallahi Şükran, bu burs işi çok iyi oldu değil mi? Baksana bütün okul masraflarını karşılıyorlarmış ya. Mehmetciğim, yani o burs işi pek olacak bir iş değil bence. Evet, kim bilir kaç kişi başvuruyordur babacığım bu burs için. Belki de hiç kabul etmeyecekler. Ne demek kabul etmez? Kızın ortalaması 90'mış işte. Ama Mehmet, belki ortalaması 200-300 olanlar da vardır. Ya gayri gayri konuşma Şükran ya. Ya 200 ortalama mı olur? Not dediğin yüzde bitiyor zaten. Aman canım, o Sinan Bey'in istediği not ortalaması bizde bulunmaz zaten. Biliyorsun, balzamik sirke de istedi, o da bulunmuyor. Ne alakası var? Ne olacak şimdi o zaman? Vallahi bilmiyorum abi, babam okuldan belge getir diye tutturdu. Unutmaya da hiç niyeti yok. Bu üniversite yalanının bir sonu gelecekti, o da bugüne kısmetmiş. Ya abi yapma, ne olur, babam hala dershaneye gittiğimi öğrenmesin. Vallahi orasını bilemem. Bu bizimle annemin yalan kapasitesine bağlı. Ya ben bize güveniyorum. Bir şeyler uydurabiliriz abi, yapabiliriz. Kızım,
O belgeyi almayı unutma ha. Senede 5.000 dolar. İyi para vallahi. Hem mezun olunca işin de hazır. 5.000 dolar ne yapıyor ki abi? Çok bir şey değildir herhalde. Yok canım, 6-7 bilemedin 8 milyar bir şey işte. Bir şey sandım. Demek dolar olarak söyleyince çok geliyor kulağa. Siz şimdi 5.000 dolara dudak mı büküyorsunuz yani? Yok canım, olsa iyi olur da olmasa da olur bence. Yani o kadar da muhtaç değiliz Mehmet. Bence de. Tövbe tövbe. Ya dün siz değil miydiniz üniversite okumak kolay değil diyen? Biz mi dedik? Biz dedik mi? Hayır demedik. Yo, ben duymadım. Ya nesi zor baba üniversite okumanın şimdi? Gidiyorsun üniversiteye, o kredi üzerine para veriyorlar. Değil mi Defne? Tabii canım, üniversite kredisi diye bir şey var. Ona başvururuz, olur biter. Ya sizin afyonunuz patlamadı galiba. Erken yatın diyoruz, dinlemiyorsunuz ki. Uykunuzu alamayınca da böyle saçmalıyorsunuz işte. Git al şu belgeyi, sinirimi oynatma benim. Peki baba. Allah Allah, sanki para içinde yüzüyoruz. 5.000 doları beğenmiyorlar. Bir evlenip gidemediniz, kaldınız başıma. Sürekli yalan düşünmekten bir üniversite bitirmiş kadar yoruldum. Ay anne, bir şey de evde kalmamıza bağlamasan olmaz. Ay çocuğum, sizin yüzünüzden adama sürekli yalan söylüyorum. Vallahi vicdan azabından acıların kadınına döndüm. Ay ne yapacağız ya, zamanımız daralıyor. Sahte bir kağıt düzenlesek. Hani transparent mi ne onun yerine. Babamı kandırırız da koskoca mali müşaviri nasıl kandıracağız? İnanmaz değil mi? Aman baban da inanmaz zaten. O da mali müşavir gibi adam. Buldum. Ne buldun? Firmayı arayıp aslında varlıklı bir aile olduğumuzu söyleyelim. O zaman kesin vazgeçerler. Ay bu çok iyi bir akıl. Hadi ara. Peki kim diye arayacaksın? Bir dost. Hadi sen ara, ben bakarım kapıya. Ben balık istemiyorum anneanne. Ben kedi istiyorum. Bana bak Ceren. Ya ben kediyle uğraşamam. Sana kedi kadar balık aldım, onunla oyna. Çok güzel balıkmış ama, ne güzel yüzüyor. Bence hiç güzel değil. Ben kedi istiyorum. Of Ceren, of. Çocuğum bari sen de şey alsaydın buna. Kedi balığı. Ay anne ne olur sen de yapma Allah aşkına. Ya bana ne, ben kedi istiyorum. Bak Ceren, ben bütün gün işteyim. Kim bakacak o kediye? Doğru söylüyor annen çocuğum. İnsanlar bakamayacakları hayvanları almamalılar. Heves edip alıyorlar, sonra atıyorlar sokağa, yazık oluyor hayvancıklara ya. Anneciğim bir dakika gelir misin? Anne ben gidiyorum. Nereye ayol? Antalya. Kadir'i basmaya gideceğim. Ne baskını? Gitme sen. Gelir o, gelir. Hayır anne, gelmiyor. Uçak biletini aldım bile, ben gideceğim. Hem de hemen. Ay toptan deli bunlar. Teşekkürler. Abla tamam, aldım firmanın telefonunu. Ay hadi o zaman. Tamam arıyorum. İnşallah varlıklı olduğumuza inanırlar. Erol Bey lütfen. Oradaymış, bağlıyorlar. Var ya, cehennemde yanacağız hepimiz. Ceren'cim ne yapıyorsun, nasılsın? Bir kedim bile yok teyze. Alo Erol Bey. Erol Bey merhaba, ben Müge. Defne'nin bir arkadaşıyım. Erol Bey, Defne Hanım birkaç gün içinde size bir burs için başvuracak. Hani sözde fakir bir ailenin kızı olarak. İhtiyacımız var diye sizden burs isteyecekler ama aslında ihtiyaçları falan yok. Babası Mehmet Bey çok zengin bir adam. Evet, Beykoz'da dönüm dönüm arazileri var. Etiler'de 2 apartmanları var. Spor araba koleksiyonu var. Evlerinde balzamik, sirke, pesto sosu, her bir şeyleri var. Ya buna rağmen sizin firmanın 5.000 dolarına tenezzül ediyorlar. Sakın onlara burs falan vermeyin Erol Bey. Yani ihtiyacı olanları mağdur durumda bırakmayın. Erol Bey rica ederim, ne demek? Uyarmak vatandaşlık görevimizdir. İyi günler. Anne Ceren 1-2 gün sizde kalabilir mi? Emin misin kızım? Eminim anne. Kadir'le turistler ateşli barut gibidir. Asla yan yana gelmemeli onlar. Bak yine arıyorum. Anne buna da cevap vermek istemiyorum. Karşısına çıkıp hesap soracağım. Kızım dur bekle. Ceren. Ben şimdi babanı almaya Antalya'ya gideceğim. Ben gelinceye kadar sen balığına iyi bak, tamam mı? Onunla oyna. Ben de geleceğim. Hayır hayatım, sen gelemezsin. Ben hemen döneceğim. Sen balığınla oyna. Oynamayacağım işte. Ceren, balığınla oynayacaksın. Ceren!
Hülya. Hoşça kal anne. Ama Hülya. Merhaba baba. Nereye gidiyor bu? O bu şey nereye gitsin canım, evine gidiyor. İyi. Hoş geldiniz. Merhaba Şükran Hanım. Alayım, buyurun geçin. Affedersin. Alo. Efendim. Merhaba Erol'cum. Yok canım. Bugün verdiğimiz bilgilerde yanlışlık var mı diye soruyor. Ne yanlışı canım? Olur mu öyle şey? Alo. Evet. Mehmet Usta. Senin spor araba koleksiyonun varmış, öyle mi? Benim mi? Evet. Biri arayıp öyle demiş. Defne'nin bir arkadaşıymış. Yalan ya. Olur mu öyle şey? Yok Erol'cum. Ben bilmez miyim Mehmet Usta'yı? Yani çok iyi tanıyorum. Bir tane evi var. Bir sanayide dükkanı var. Bir de boyuna arıza yapan 86 model bir arabası var. Tamam. Peki tamam, görüşürüz Erol'cum. Hoşça kal. Ne diyor? Biri sizin için çok zenginler demiş. Az daha vazgeçiyorlarmış bursu vermekten. Neyse ki bana güveniyorlar. Allah Allah, kim olabilir ki? Neyse canım, neyse. Kızım, aldın mı sen o belgeyi? Bak Sinan amcan almaya geldi. Almadım baba. Niye? Çünkü not ortalamam 80'in altındaymış. 75'miş. Ne? Ya, kıl payı kaçırmış Defne. Öyle mi? Ay nasıl üzüldüm şimdi bak. Nasıl olur kızım? Emin misin? Önemli değil canım. Zaten geçen hafta 70'e çekmişler barajı. Öyle mi? Tüh! Bilseydim alırdım. Alsana kızım, dursun ya. Allah Allah. Neyse yarın alırsın. Geç olmaz değil mi Sinan? Yok yok, geç değil. Yarın da olur. Neyse ben kalkayım artık. Yapacak işlerim var. Hoşça kalın. Güle güle Sinancığım. Sağ olasın. Sağ olasın. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi görüşürüz Mehmetciğim. Güle güle canım. Aman kızım, aman. Yani bari 50 deseydin. Anne, o zaman da sen tembellik mi ediyorsun diyecekti. Yarına kadar bir formül bulmazsak bombalanmış Irak'tan beter olacağız. Kalpten gitmezse adam iyidir. Ya of ya. Ah Defne ah. Şu üniversite sınavını kazansaydın olmazdı değil mi? Bu kadar yalan söylemek zorunda kalmazdık senin yüzünden. Merhaba baba. Merhaba. Selam Mustafa. Merhaba. Mustafa. Merhaba. Arabayı göremedim. Sen mi aldın? Evet baba. Niye? Niye mi? Biz şey yaptık da... Yıkatmaya götürdük. Evet, yıkatmaya götürdük. Araba böyle pis duruyordu. Çok evet. Kirliydi. Yıkatalım dedik. Temizdi oğlum araba. Olur mu baba? Çok tozluydu araba değil mi? Tabii canım. Üzerinde bir parmak toz vardı. Hatta beni yıka falan yazmışlardı. Bana bakın. Gezmiyorsunuz değil mi arabayla? Yok baba, nereye gezeceğiz? Tabii canım. Bak daha yeni 200 milyon verdim. Bir tarafı bir çizilsin. O ön takımdan bir tık gelsin. O zaman sorarım ben. Mustafa abi, nasıldın bugün? İyiydin değil mi? Fena değil. Bir de şanzıman canını okumasaydın daha iyi olacaktı yani. Ne zaman çıkacağız trafiğe? Oğlum daha bir gün araba kullanmakla trafiğe mi çıkılır? Ya öğrendik işte abi ya. Ne öyle pazar yerinde dön beygir gibi? Olmaz oğlum. Biraz daha kullanalım. Şimdi alacaksın çıkacaksın trafiğe, çakacaksın arabayı. Sonra da babam bizi torna tezgahına yatırıp diş açacak. Şu Sinan'ın iyiliğini nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum yani. Ama ne iyiliği canım? O bize aslında kötülük yapıyor. Nasıl kötülük? Şimdi kıza burs verdirecek ya. Evet. Sonra da ikide bir başımıza kakacak onu. Gururumuzla oynayacak. Tabii ya. Çok doğru söylüyorsun anne. Biraz varlıklılar ya, bizimle dalga geçecekler sürekli. Evet, vallahi Pelin'in yüzüne nasıl bakacağız bilmem. Burs alıyorum diye alay edecek benimle. Arkamdan sürekli fakir diye gülecekler. Ya Allah Allah, niye alay etsinler ya? Ayıp mı burs almak? Ayıp, hem de çok ayıp. Niye ayıp? Bu kadar çocuk var bursa ihtiyacı olan. Onların hakkını gasp etmiş oluyoruz. Biz kimsenin hakkını gasp etmiyoruz efendim. Notu iyi olan, varlıklı olmayan her öğrenci burs alabilir. Ben de onu diyorum, varlıklıyız diyorum. Biz mi varlıklıyız?
Tabii baba, arabamız var. Evde kendimize, dükkan da var. Ona varlıklı denmez efendim. Ona asgari standart denir. Olsa sokaklarda yatan ne çok insan var, evi arabası olmayan. Çocuğuna bir lokma ekmek götüremeyen ne muhtaçlar var. Biz çocuğumuzu iyi kötü üniversiteye gönderirken kazandığı halde üniversiteye gidemeyen ne gençler var. Pırıl pırıl, zeki, yetenekli ne çocuklar var. Bizim alacağımız parayla onlardan biri daha okuyabilirdi. Bir tomurcuk daha çiçek açabilirdi Mehmet. Ay sus anne sus. Kendimi suçlu hissettim şimdi. Suçlusun tabii kızım. Senin bu bursu elinin tersiyle itmen lazımdı. Evet Defne, itmen lazım. Ama bakıyorum sen can atıyorsun. Ya atacak tabii ya. Üniversite bedavaya geliyor. Kim istemez bunu? Bedavaya geliyor diyorsun ama her şeyin bir bedeli var baba. Nasıl bedeli? Bu burs karşılığında mezun olduktan sonra Defne'yi eşek gibi çalıştıracaklar. Mecburi hizmet var. Nasıl? Tabii baba, burs o yüzden verilir. Çalışırsın biraz, ne olur. Biraz mı? Biraz olsa iyi. Çalıştığı firmada bir ömür boyu çalışacak. Aa, demek eczane açamayacak ha mezun olunca. Hadi ya. Babam şimdi kasada oturamayacak mı eczaneye? Olur mu canım, eczane açmadan bunca zaman boşuna mı okuyor? Vallahi bu eczane işinde çok para var. Ama biz kendi elimizle tepiyoruz serveti. Belki de öyle değildir. Ben de ne hayaller kuruyordum. Bir eczane açacaktık. Babam kasanın başına geçecekti. Paraya para demeyecektik. Şimdi bir burs yüzünden bütün hayallerimden vazgeçmek zorunda kalıyorum. Tabii babam da haklı. Benim bir sürü masrafım var. Of ya, of! Defneciğim, kardeşim dur! Ay, Defne! Çok üzüldü kız ya. Bu son konuşman çok iyiydi vallahi Defne, aferin. Bence de. İyiydim değil mi? Ceren'cim sen ne yapıyorsun burada? Balığı besliyorum. İyi de Ceren, Hasan mı bu ekmek yesin ya? Yüzüp duruyor zaten, bir şey yaptığı yok ki. Görüyorsun değil mi Mehmet, ne kadar üzüldü kızcağız. Ya ne var bunda üzülecek? Ay Mehmet, saydık ya. Sinan Bey başına kakacak bursu. Defne'nin bütün arkadaşları onunla alay edecek. Eczane açamayacağız. Üzülmesin de ne yapsın çocuk? Bir burs yüzünden ömrü boyunca boynu bükük dolaşacak canım. Çağır Defne'yi bana. Aa, hemen çağırayım. Efendim babacığım. Otur kızım. Otur çocuğum. Otur otur geç. Ben bu burs işini bir tek para alacaksın diye biliyordum. Öyle mecburi hizmet falan düşünmedim. Senin okuman için bizim bursa ihtiyacımız yok. Ben çalışır okuturum seni. Hiçbir şey senin hayallerinden daha önemli değil. Madem eczane açmak istiyorsun, bursu batsın. $5,000 mı kurtaracak bizi? Sen o belgeyi falan da unut, tamam mı kız? Sen bu dünyanın en akıllı, en güzel eczacısı olacaksın. Canım, canım benim. Sağ ol babacığım. Senin annen ne ağlıyor dayı?
Ağlama, ağlama güzelim. Seneye kazanacaksın sen bu eczacılık fakültesine. Baban için kazanacaksın. Kazanacağım anneciğim, söz veriyorum. Ya Mustafa abi, bir trafiğe çıkıyoruz değil mi? Çıkacağız tabii. Ya Mustafa abi, ya Bağdat Caddesi'ne çıkalım ben. Ve pencereyi de açarım, kolumda sarkıttım mı, kızlara acayip hava atarım ya. Bağdat Caddesi oğlum, daha ehliyetin yok. Şöyle sakin bir yerde turlarız. Ya Mustafa abi, öğrendim ben değil mi iyice bu işi? Öğrendin tabii de geçen seferki gibi bu gazla freni birbirine karıştırırsan bu sefer çakarız yani. Yok be abi, ama abarttın sen de. O bir sefer olur. Heyecandan, heyecandan. Hadi şımayır, hadi gidelim. Allah Allah, trafiğe çıkıyoruz ya. Kedi mi? Sen alır mısın? Kediyi unut Ceren'cim. Annen istemeden kedi alınmaz. Nerede bunun annesi sahi ya? Annesi mi? Aman çocuk sizde kalsın dedi. Kafasını dinliyordur evde. Aa, annemin telefonu. Annenin mi? Alo? Kadir sen misin çocuğum? Hülya mı nerede? Hülya çocuğum. Ne demek nerede canım? Seninle değil mi? Hülya Antalya'ya gitti seni bulmaya. Telefonu da bana bıraktı. Sen ikide bir arama diye. Ne? Sen İstanbul'da mısın? Oğlum dursana durduğun yerde, gelme. Allah Allah. Ben bilmiyorum artık. Kız tek başına Antalya'larda. Çabuk bul onu. Vallahi başına bir şey gelirse kızımın ben sana sorarım. Allah. Hani evinde kafa dinliyordun? Hülya, ben öyle mi dedim? Demiş miydim? Öyle dedin, demiştin. Ya niye bu evde benim hiçbir şeyden haberim olmuyor ya? Niye? Söyleyecektim ama vakit olmadı. Dede, bana kedi alacak mısın? Yürü kızım, yürü. Hayvanat bahçesine gidelim de bir hava alalım. Bunaltırlar adamı bu evde. Anne! Sıkı giydir kızı. Üşümesin bir de oralarda. Arabanın anahtarları nerede? Yok mu orada? Yok. Mustafa almıştır. Niye? Ne bileyim ben canım, orada yoksa Mustafa almıştır. Allah Allah ya. Ya bir şey de haber verin ya. Bir şeyden de haberim olsun ya. Yürü, yürü, yürü. Ne olacak şimdi? Ablam Antalya'da, eniştem burada. Ne bileyim ben ne olacak? Hepiniz ayrı bir delisiniz. Sizin yüzünüzden de babanızdan azarları ben işitiyorum. İster misiniz şimdi eniştem onu bulmaya gitsin, ablam dönsün? Ulan sen. Bittin ulan sen. Bittin. Vallahi istemeden oldu Mustafa abi ya. Kes, bir de isteyerek olsun. Ne oldu çocuğum, ne bu telaşınız? Tamam Mustafa abi ya. Bu Hasan var ya, bu Hasan. Arabayı direğe vurdu, arabanın önü haşat, yok. Ya ne yapayım Jükran yenge ya? Gazla freni karıştırdım. İkisi birbirine çok yakın. Ne yakını be, o araya senin göbeğin bile sığar. Eh be oğlum, eh be yavrum. Daha da yeni yaptırmıştık arabayı. Babam canımızı okuyacak vallahi. Ya şu bizim arabanın başı da dertten kurtulmuyor ha. 5 tane de nazar boncuğu var üstünde halbuki. Ne olacak şimdi peki oğlum? Nerede araba? Bekir Usta'nın dükkana çektirdik. Ulan sen. Ne diyeceğiz babama şimdi ya? Niye deliyorsun çocuğum sen de? Salaklığımdan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hoş bulduk. Nasıl geçti hayvanat bahçesi? Anlatayım. Önce bir güzel gezdik hayvanat bahçesinde. Sonra benim bankaya uğradık, çeki bozdurmaya.
ne güzel. Bozdular mı bari? Ha, bozdular, bozdular. Dönüşte de Bekir Usta'ya uğrayıp hesabımızı kapatalım dedik. Ne gördük orada dersiniz? Ne? Ne diye soruyor. Ne? Ne? Lan hacat etmişsiniz arabayı be. Ben yapmadım baba. Vallahi bu yaptı. Ulan siz adam olmaz mısınız ha? Siz beni delirtecek misiniz ya? Ya siz beni delirtecek misiniz ha? Ben gezmeyin diyorum, sen kalkıp bu sakara veriyorsun arabayı ya. Şu balık kadar akıl yok sizde be. Ya bunca emek boşa mı gidiyor ya? Kızım Antalya'da, arabam tamirde. Benim bir şeyden haberim yok. Siz beni delirtecek misiniz? Öğrenci harcını yatırmam gerekiyordu da baba. 150 milyon lazım. Ya. Baksana bir petoto sosumuz bile. Ya Mustafa abi. Konuşamadım. Ver. Ben güldüm ya. Ya Hasan, sana tavuğu canlı versek onu da yiyeceksin. Kötülük yapıyor aslında bize o. Nasıl kötülük? Ya ya, aklı sıra kızı bu. Aman imdat! Ya gider mi bugün, ha? Gider mi?